aslında uluslararası komplonun esası uluslararası güçlerin, yani hegemon güçlerin, küresel güçlerin Orta Doğu'ya yönelik müdahalesini hedefliyordu. Müdahalesinin başlangıcı bir adımdı. 9 Ekim komplosunun temel hedeflediği şey aslında Orta Doğu'da büyük Orta Doğu projesinin temellerinin atıldığı yıllar ve bu çerçevede çeşitli ülkelere rol ve misyon vererek bazı ülkelerin de hedef alınması söz konusuydu. Aslında Sayın Öcalan bu gerçeği çok çarpıcı bir şekilde görüyor. 9 Ekim'de Suriye'den yani Şam'dan çıkışının ve aslında hem Suriye devletine yönelik geliştirilen kuşatma ve aslında kuşatmayla beraber Orta Doğu'ya yönelik müdahalenin zeminini gördü. Hem de aslında Orta Doğu'ya ve kimi yönleriyle de Kürdistan'a sıkışmış olan Kürt sorununu bir şekilde uluslararası sahaya, uluslararası arenada tartışma ve değerlendirme zeminini de yaratmak istedi. Şimdi uluslararası güçlerin hedefi neydi? Uluslararası güçler aslında komployla neyi hedefledi? Ona geçmeden önce çok önemli bir noktaya belki burada tekrar vurgu yapmak gerekir. Uluslararası komplo yani Öcalan şahsında aslında Kürt halkına, Kürt halkının özgürlük eğilimine, özgürlük talebine yönelik geliştirilen bu uluslararası saldırı konseptinin temelinde yani Öcalan liderliğinin bir şekilde etkisinin Orta Doğu'da kırılması ve geliştirmeye çalıştığı çözüm perspektifinin aslında bertaraf edilmesi hedefleniyordu. Bu çok önemli bir hedefti uluslararası küresel güçler açısından. Çünkü neredeyse işte 100 yılı aşkın kangrenleşmiş bir Kürt sorunu gerçeği var. Bu Kürt sorununun kaynağından biri de aslında Türkiye'deki inkar sistemi, inkar rejimi ve özellikle inkar rejiminin stratejik aklının diğer ülkelerle birleşerek, örneğin Suriye ile İran'la, Irak'la birleşerek Kürdistan'ı statüsüz bırakma, Kürt halkını işte iradesiz ve sömürge düzeyinde bırakma planı söz konusuydu ve PKK'nin çıkışı, Öcalan'ın işte diyelim ki liderliği bir şekilde bu sorunun muhataplarıyla aslında çözümüne yönelik girişimler içindeydi. Örneğin 9 Ekim 1998 öncesi sürece baktığımızda Sayın Öcalan'ın Türkiye'deki rejimin temsilcileri olan iktidarlarla çeşitli dönemlerde çözüm girişimleri vardı. Örneğin Özal'la çok ciddi çözüm üzerine tartışmaları vardı. Yani uluslararası güçlerin dahiliyetini bitirerek aslında muhataplarıyla sorunu çözme perspektifi vardı. Erbakan'la yine öyle. Yine daha sonraki iktidarlarla da ya da devletin temsilcileriyle de zaman zaman görüşmeleri oldu ve bu görüşmeler neticesinde ateşkesler, eylemsizlik süreçleri gündemdeydi. Şimdi böyle bir perspektif hem Orta Doğu açısından hem uluslararası güçlerin Orta Doğu'ya yönelik hesaplar açısından kendileri açısından sorun olabilecek bir perspektifti. Çünkü bir sorun muhataplarıyla tartışılıyor. Dolayısıyla uluslararası güçlerin dahiliyeti ve karıştırıcı mikser rolü oynamasının önü kesiliyordu. Dolayısıyla Öcalan liderliğinin seçilmesinin bir sebebi buydu. İkinci sebep ise yani Kürt Özgürlük Hareketi işte yine aslında Öcalan liderliğindeki Kürt siyasi hareketinin Türkiye'de işte Suriye'de Irak'ta ve İran'da öngördüğü çözüm perspektifinin yanı sıra temsil ettiği paradigma. Örneğin sosyalizmi yeniden yorumlamış, sosyalizmin işte reel ve aşılması gereken noktalarını masaya yatırmış, yine işte bir halk hareketi olarak giderek toplumsallaşan bir
Kürt siyasi hareketi söz konusu vesaire. Şimdi bunun önünün alınmasının da yolu Türkiye'deki rejimin stratejik aklı açısından Sayın Öcalan'ın işte diyeyim ki tasfiye edilmesiydi. Zaten o zaman aslında hem özel harp merkezi hem de PKK'dan kaçan çeşitli kişiliklerin aslında ortaya koyduğu değerlendirme şuydu. Sayın Öcalan diyelim ki tasfiye edilirse aslında PKK'nın dağılabileceğine dair büyük bir şey vardı. Umut, bir beklenti vesaire. Şimdi bu işin bir kısmı. İşin diğer kısmı bütün bu amaçlar uğruna ya da amaçlar doğrultusunda çok enteresan gelişmeler oldu 9 Ekim süreci boyunca 15 Şubat'a doğru giderken. Örneğin Amerika ve Rusya çok az konuda hemfikir olur. Amerika ve Rusya normalde bir araya gelmez, bir benzeşmez iki kutuplu dünyayı temsil eden güçler. Ama biz görüyoruz ki 9 Ekim komplosu, yani uluslararası komplo, Öcalan'a yönelik uluslararası komplo konusunda adeta bu iki güç birbiriyle koordineli, birbiriyle paralel bir şekilde Sayın Öcalan Şam'dan çıktıktan sonra birbiriyle uyumlu ve ahenkli bir politika yürüttüler. Komplonun esaretle sonuçlanmasının özünde yatan şey de bu birliktelik. Bu diyelim ki işbirliği. Şimdi başka bir durum daha var. Gerçekten tam da aslında komplonun ve komployla hedeflenenin ne olduğunu anlamak açısından bu örnekleri veriyorum. Mesela Yunanistan ile Türkiye. Tarihsel olarak çelişkileri, tarihsel olarak yan yana gelemezlikleri bütün kuşaklar boyunca bilinen bir gerçek. Yani Yunanistan işte Türkiye'de klasik devlet zihniyetinde hat küfürle anılan bir devlet işte. Kendilerince tırnak içinde söylüyorum, kahve Yunan diye tanımladıkları bir devlet. Ama 15 Şubat ile sonuçlanan 9 Ekim uluslararası komplo da evet, uluslararası bu iki kutbun bir araya gelmesi gibi Türkiye ile Yunanistan'da ortak hareket etti. Örneğin Atina'dan sonra Kenya'ya gönderilmesi politikası kesinlikle Yunanistan'ın uluslararası komplonun, yani NATO gladiyosunun gerekliliklerini ve talimatlarını yerine getirme girişimiydi. Başka bir şey daha oldu. Şimdi Güney Kürdistan'da birbirinden ayrışan, birbirine karşı yer yer Saddam'dan, İran'dan destek alarak kavga eden iki siyasi hareket var. YNK ve KDP. Tam da yine komplo sürecinde YNK ve KDP liderleri aslında Washington'da buluşturuldu. Yani yine benzeşmez iki siyasi anlayış, siyasi zihniyet, Öcalan liderliğinin tasfiyesi temelinde bir araya getirildi ve bir arada adeta işte diyelim ki komplonun zemini açısından bu siyasi farklılıklar, siyasi diyelim ki ayrılıklar adeta bitirilerek komplo sürecine girildi. Şimdi bu uluslararası güçler, küresel güçlerin bu kadar dahil olduğu, NATO'nun işte gladiyosunun devreye girdiği ve Rusya'nın buna göre, buna uygun hareket ettiği, direnemediği, işte Arap ülkelerinin bir şekilde Hüsnü Mübarek'inden tutalım diğer işte liderlerine kadar bu komplonun gelişimini tetiklemeye çalışıp sonuçlanmasını istemelerin tümünün özü aslında Kürt sorununun 100 yıl daha çözümsüz bırakılarak Kürdistan'ın statüsüzlüğünün devamını sağlamaya dönük bir girişimdi. Çünkü bu mücadelenin öncülüğünü elbette demokratik çözüm perspektifinde taşıyarak yürüten Sayın Öcalan'dı. Hedef temelde buydu. Şimdi aslında
Sayın Öcalan İmralı Adası'na kapatıldıktan önce de, yani daha Şam'dayken, aslında Türkiye'deki Kürt sorununun çözümünün demokratik bir ülkede Kürtlerin statü sahibi olarak yaşamasından geçtiğine dair tezler geliştiriyordu, geliştirdi. İşte Mehmet Ali Birant'la röportajları bu kodları, bu şifreleri çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. İşte yine çeşitli Kürt, Türk yazarların gidip işte çeşitli röportajlar yapması ile ortaya çıkan o dönemin arşivlerine baktığımızda böylesi bir perspektif söz konusu. Ancak demokratik çözüm perspektifi ve demokratik cumhuriyet temelinde Kürtlerin de aslında bu cumhuriyetin asli kurucusu olduğuna dair fikir formülasyon olarak tabii ki İmralı'da mayalandı, işte diyelim ki olgunlaştı ve aslında duruşmalarla, İmralı duruşmalarıyla beraber kamuoyuna giderek, yansıtılarak bir paradigmaya, bir çözüm perspektifine dönüştü. Şimdi bu çözüm perspektifi, aslında bu çözüm perspektifin birkaç muhatabı var. Birincisi Kürtlerdi. Sayın Öcalan Kürtlere bu perspektifi sunarken, bu Kürtlere bu perspektifi ortaya koyarken aslında Kürt halkının bir şekilde bunu referandum etmesi, onaylamasını da test etti ve gerçekten işte 2000'lerden 2015'lere kadar neredeyse her etkinlik, her Nevroz, her toplumsal eylem ve etkinlik, her işte kongre ve konferans bunun Kürt halkı tarafından muazzam bir şekilde kabul edilen, tercih edilen bir çizgi, bir çözüm modeli olduğu ortaya çıktı. Bunun yanı sıra diğer bir işin muhatabı Türkiye toplumuydu. Türkiye toplumunu bir şekilde bu çözüme, bu çözüm perspektifine ikna etmek, Türkiye toplumunun demokratik bir cumhuriyetin neden gerekli olduğunu ortaya koymak şüphesiz elbette Kürt hareketiyle işte Türkiye'deki sol sosyalist demokrat yani demokrasi güçlerinin işiydi. Bu eksik kaldı. İşin bu ayağı eksik kaldı. Diğer muhatabı zaten çözümün bir şekilde tartışılacağı, müzakere edileceği, müzakere konusu edileceği bir iktidar, bir muhatap, yani devlet adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin işte temsili adına bir muhatap aradığını söyledi sürekli Sayın Öcalan. Yani çözüm adına bu muhatap arama girişimi aslında uzun süre devam ediyordu. Devletin algısı şuydu, açık söyleyeyim. Devlet bu çözüm perspektifinin en ideal, en uygun, en doğru perspektif olduğuna toplumun inandığını, Kürt halkının inandığını gördükçe çözümsüzlükten yana olan darbe mekanizmasını ve mekaniğini savunan güçler devreye girerek aslında Sayın Öcalan'ın bu çizgisine yer yer işte kimi görüşmeler, kimi müzakereler, 2013'ten 15'e kadarki müzakerelere de baktığımızda ki tarihte ilk kez devlet temsilcileriyle bir Kürt liderinin, işte diyelim ki Kürdistan'ın, Kürt halkının kaderi üzerine bir müzakeresi söz konusu. Hatta bir belge söz konusu. Şey işte Dolmabahçe mutabakatı. Ancak devletin çözümsüzlükten beslenen zihniyeti ve kodları, inkar kodu, tekçi kodu sürekli galibe geldi. Ve sürekli bir şekliyle Sayın Öcalan'ın çözüm perspektiflerini, çözüm çabalarını sabote etti, sekteye uğrattı. Zaten Sayın Öcalan bunu süreklileşen darbe mekaniği olarak tanımladı. Zaten dikkat ederseniz çözümsüzlüğün tartışıldığı her dönemde şu anki gibi bir darbe mekaniği var ve darbe mekaniği sürekli topluma karşı, toplumun dinamiklerine, özgürlüğüne, Kürt halkının varlığına karşı sürekli darbecikler öğreterek aslında devleti bir yönetme mantığına sahip. Yani darbe bir yönetim biçimine dönüşüyor çözümsüzlüğün derinleştiği zamanlarda.
Dolayısıyla aslında derin gladio güç zihniyeti, derin devlet odakları ve darbe mekaniği sürekli çözüm yollarını tıkattı günümüze kadar. Komployu boşa çıkarmaya yönelik çok kapsamlı bir plan hazırladı aslında Sayın Öcalan İmralı'da. Yani Kürt hareketini, Kürt siyasi hareketini bütün birleşenleriyle bir paradigma değişikliğine kavuşturdu, demokratikleştirdi. İktidarına, yani kendi karşıtına benzeşmesinin önünü ve önlemini aldı. Çeşitli yeni işte mekanizmalar kurdu, kongreler ve işte diyelim yine parti, yani parti mekanizmasını kontrol edecek işte toplumsal organlar önerdi. Ve dolayısıyla aslında sistemsel olarak geliştirdiği değişiklikle zaten tasfiyenin önünü aldı. Şimdi komplo neyi hedefliyordu? Hatırlayalım. Bir tasfiyeydi. Tasfiye oldu mu Kürt siyasi hareketi? Hayır. Şu an Şehba'dan Şengal'a kadar neredeyse Orta Doğu'da en çok, yani birçok devletin hüküm sürdüğü coğrafyadan daha fazla bir coğrafyanın işte şeyini bulunduruyor elinde. Nasıl diyeyim? Yani kontrolünü. Şimdi demek ki bir tasfiye gerçekleşmedi. Tam tersine o paradigma tuttu. Örneğin Sayın Öcalan'ın komploya uğratıldığı işte Suriye'de Suriye'nin halini görüyoruz. Ama Kürtlerin Sayın Öcalan'ın fikirleri doğrultusunda, modeli doğrultusunda hareket ettiği alana bakıyoruz. Tam neredeyse dünya devrimleri açısından, Orta Doğu'daki bütün antidemokratik rejimler açısından bir örnek, bir model oluşturacak bir düzeyde. Türkiye'de yer yer işte darbe mekaniğinin toplum kırım politikalarına uğrasa da aslında yenilmez bir demokratik siyaset iradesi var. Neredeyse o siyasi gelenek ve o proje ve fikriyat Türkiye'nin siyasi kaderini belirleyecek düzeye gelmiş. PKK'nin tasfiyesi hedefleniyordu. İktidar sözcüleri bunu sıklıkla ifade etse de bu gerçeğin böyle olmadığını, her gün, her an hem Kürdistan halkı, Kürdistan'daki halklar görüyor, hem de bütün Orta Doğu'daki halklar görüyor. PKK'nin tasfiyesini beraberinde getirmedi komplo. Tam tersine aslında neredeyse işte dünyanın her yerinde ve Kürtlerin yaşadığı dört parçada derinleşen bir şeyi var, bir siyasi ağırlığı, bir gücü var. Bu anlamıyla yani komplonun hedefine ulaştığını söylemek mümkün değil. Ve nihayetinde Sayın Öcalan tecrite rağmen, çok ağır bir tecrit, o yani insanlık dışı bir tecrite rağmen hala Kürt sorunun çözümü noktasında neredeyse tek muhatap, tek aktör ve en etkili, en güçlü aktör pozisyonunu kuruyor. Tecrite rağmen bu böyle. Bir de Sayın Öcalan'ın toplumla, halklarla diyaloğunun ve iletişimin olduğunu düşünelim, hayal edelim. Bu açıdan bu komplonun başarıya ulaştığı, komplonun sonuç aldığını söylemek mümkün değil. Ama tabii ki komploda kendisini sürekli yeniliyor. Şu an mesela komplonun devamı niteliğinde bir derinleşmiş ve korkunç bir işte diyelim ki hukuksuzluğa takabül eden bir tecrit var. Bu komplonun sürdürülmesindeki ısrarı ifade ediyor. Yani egemenler de aslında komployu sürdürmekten asla vazgeçmedi. Tamam, komplonun ilk aşamaları, belli aşamaları boşa çıkarıldı. Şimdi işte yine Güney Kürdistan işgaline yönelik girişimlerin tümü komplonun aslında sonuca ve nihayete ulaştırılması için gerçekleştirilen tasfiye saldırıları. Rojava'ya yönelik düşmanlık, işte kayyum politikaları, işte HDP'nin ve diğer demokratik siyasi güçlerin tasfiyesi ve kapatılması. Aslında tümü tecritte bağlı olarak gelişen komplonun sonuca ulaştırmaya yönelik girişimlerdir. Dolayısıyla aslında Kürt halkı, komplo devam ediyor.
komplo sonuçlandırılmak isteniyor ama Kürt halkı ve demokrasi güçleri de büyük direniyor komploya karşı. O yüzden bu komplocuların kazanması mümkün değil. Kesinlikle halklar kazanır. Halkların komployu boşa çıkarma iradesi ve inisiyatifi her zaman vardır. Bunun şu an içinden geçtiğimiz günlerdeki gelişmelerden bile anlıyoruz diyorum. Teşekkür ederim. Yeterli.